Umarım Hakan hediyemi beğenir. Bana olan kızgınlığı da biraz olsun azalır. İyi geceler Tayfun Bey. Evet. Evet gönderdi. Ama bu mümkün değil. Alo Tayfun Bey. Ne olmuş? Tayfun Bey'in karısına gönderdiğimiz hediye paketinden telefon çıkmamış. Nasıl yani? Kutu boş mu çıkmış? Daha fenası. Ünlü mankenlerle çekilmiş bir fotoğrafı çıkmış. Adam böyle bir fotoğraf çektirmediğine dair karısını ikna edemiyormuş. İyi ama bu nasıl olur? Nana? Efendim? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Neyi nasıl yaparım? Bilmiyormuş, numarasına yatma. Benden intikam almak için böyle bir oyun oynadın. Sakın inkar etme. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sakın saf numarası yapma. Çünkü bu kez kimseyi inandıramayacaksın. Durun evladım, yavaş olun. Sakin sakin konuşun. Simge, o hediye paketini sen gönderdin değil mi? Hayır. Hediye için ambalaj kağıdı bulmaya çıktım. Geri döndüğümde Nana oradaydı. Ve kuryenin geldiğini, hediyeyi gönderdiğini söyledi. Nana? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yalancı! Daha bu sabah benden intikam alacağını ima etmedin mi? Ama helal olsun. Şeytani bir zekan varmış gerçekten. Nana bunu nasıl yaparsın? Ya benim bir şeyden haberim yok diyorum. Hı? Simge sen aklınca beni oyuna mı getirmeye çalışıyorsun? Böyle bir şeyi kendime niye yapayım? İşi kaybedeceğiz senin yüzünden sersem şey. Kıskançlığının bedelini ben ödüyorum Nana. Neden anlamıyorsun? Böyle davranmayı kes artık. Buyurun bakalım. Bu kadar yüz verilirse olacağı budur. Allah bilir bu da Tayfun Bey'in karısının aldığı cep telefonudur. Aa. Biliyorum seni kızdırdım. Beni affet Nana. Bu kız ne yapmak istiyor? Çocuklar lütfen bana inanın. Etrafımda benim dışında bir şeyler dönüyor sanki. Aman sen de Makbuş'un huzur evine gitmesini istediğini söyledin. Ben mi? Evet, sonra okulda bizimle hiç konuşmadın. Ama Özge ile ara çok iyiydi maşallah. Özge ile mi? Nana, sana ne oldu? Ben bunların hiçbirini yapmadım. Bakın beni dinleyin. Nesi var? Bilmiyorum Yağmur. Bilmiyorum. Gördün işte, hep söylüyordum. Bu kız normal değil. Dengesizin teki. Onun ne kadar tehlikeli olduğunu şimdi anlamışsındır umarım. Artık daha fazla bu evde kalmasına izin veremezsin herhalde Hakan. Anneciğim çok uykum geldi. Gidelim artık. Tamam kızım, gidelim. Bunca sinir bozukluğundan sonra ben de sıcak bir banyo yaparsam belki biraz kendime gelirim. İyi düşün Hakan. Çok iyi düşün. İyi geceler. Hadi gel canım. Makbuş Sultan, neler oluyor? Ne bileyim evladım. Ama Nana'nın bu olanlar için muhakkak bir açıklaması vardır. O benim kızım sayılır Hakan. Onun kötü biri olmadığını ikimiz de biliyoruz. Karım evi terk etti. İnanın Tayfun Bey, bir yanlışlık olmuş. Ne demek yanlışlık olmuş? Size güvenmekle ne büyük hata yapmışım ben. Eşinizle konuşalım, gerçeği söyleyin. Neyi söyleyeceksiniz? Apacık profesyonelce fotomontaj. Benim ünlülerle ne işim olur ha? Asıl ünlülerin sizinle ne işi var? Yani karınıza bunu açıklayabiliriz. Bilmeyin mi canım? Yani sizleri tanımasam benim yuvamı yıkmak için bu fotomontajı sizin yaptığınızı düşüneceğim canım. Bir telefona bile sahip olamıyorsunuz. Sizinle çalışmam mümkün değil. İsabet olur. Aslında kabahat sizin değil. Maalesef bizim arkadaşlarımızın. Size yaranmak için ne yapacaklarını şaşırmışlar. Bu sizin özel işiniz. Keşke kendiniz halletseydiniz. Bir de ben mi suçlu oldum yani? Evet, bence sizin de hatanız var. Çok güçlüsünüz, çok zenginsiniz diye alışmışsınız işlerinizi başkasına yaptırmaya. Madem sizin için bu kadar önemliydi, niye kendiniz ilgilenmediniz bu işle?
İnsan karısının hediyesini başkasına yollatır mı? Çekilin oradan. Sizinle konuşacak bir şeyim yok benim. Of, inanamıyorum ya. Eve aldığı deli ortalığı karıştırıyor. Suçlusu yine biz oluyoruz. Anlaşıldı. Bu Nana denen sersemin ne mal olduğunu anlaması için başka şeyler yapmam gerekiyor demek ki. Ah evladım, hanım kızım. Siz çıktıktan sonra ortalığı temizlerken bunu buldum. Ay çok teşekkür ederim Şakire teyzeciğim. Belki de biri yürütmek istedi. O sırada beceremeyince de masanın altına atıverdi ha. Ne dersin ha kızım? Pek pahalı bir şeye benziyor. Haklı olabilirsin Şakire teyzeciğim. Biliyorum, beni evladımın gözünden düşürmek için numara yapıyorsun. Ama başaramayacaksın. Asıl senin oyununu anlamadın mı sanıyorsun? Aklınca iyi kalpli numarası yapıp bütün suçu benim üstüme yıkacaksın. Bana bak Nermin Hanım, çek git be! Ah, çık git hayatımızdan, rahat bırak bizi. Hadi oradan, sen kimi kovuyorsun utanmaz şey. İki yüzlüsün sen, iki yüzlü. Ben mi iki yüzlüyüm? Asıl iki yüzlü olan sensin be, sensin.